başlayalım. Ekran paylaşımı yapacağım. Aa, öyle mi? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İlk katılanlara dersler nasıl gidiyor arkadaşlar? Hadi bitiyor. Bir şeyler söyleyin. Nasıl geçiyor dersler? Güzel geçiyor mu? Betül sen nerede yaşıyorsun? Nerelisin? Seni Eskişehir'e alalım. Gel Eskişehir'e kahve içelim. Şimdi haydi başlıyorum. Ara yine böyle sohbet ederiz. Mezuna kal, mezuna kal zaten. Ben de bu arada yani sana böyle bir şey olsun, iyi hisset. Ben de mezuna kalmıştım. Yani bak düşün. Şu anda teşekkür ederim, çok seviyorsunuz, ediyorsunuz anlatımı vesaire. Ama şöyle düşün mesela, zamanında ben de böyle olabileceğimi düşünmüyordum. Ben de mezuna kalmıştım. İyi ki de kalmışım. En güzel eğitim senemdi. Kaç soru? Vallahi ben bir çözüyorum normalde 25-30 soru. Çünkü bitiresim gelmiyor. Görüyor arkadaşlar. Sürekli çözesim geliyor ama bugün birazcık yorgunum. Onun için bugün çok çözmeyeceğim gibi. Olur mu? Küser misiniz bana? Küsmeyin. Ne olur yine çözeriz. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Benim yok az çözeceğim dediğim de yine bakmayın az olmaz yani. Şimdi şuradan kalemimizi alalım. Bu sefer pembe seçeyim. Birinci soru. I hope the new timetable by Friday, as I want to start a driving course next week, but I need to know which afternoon I will be off before I can enroll on it. Buradaki bilmeniz gereken güzel bir kelime enroll, kayıt olmak, bir yere kayıt olmak. Buna göre hadi ben size bir 15-20 saniye şey veriyorum, müddet veriyorum ama çok gerek yok bence bu. Betül kanıtladı zaten. Şimdi C. Neden C? Tabii ki de ben açıklayacağım ama yapanlar güzel bir şekilde açıklayabilir mi? Yani anlamış olmanızı görmek istiyorum burada. Özellikle sizden açıklama istiyorum. Süper Şehmuz. Zaten bakın hem next week ifadesi verilmiş, hem will ifadesi verilmiş, hem by Friday ifadesi verilmiş. Hiçbir şey olmasın tamam burada. Next week'i görmeyin, will'i görmeyin ama şuradaki by Friday'in anlamından kaynaklı. Biz zaten burada ne yapıyoruz aslında? Future Perfect'e gitmiş oluyoruz. Yani diyoruz ki will have been announced. Cuma'ya kadar announced edilmiş olacaktır, olmuş olacaktır. Şimdi has been announced deseydim geçmişte oldu, günüme etkisi var. Kullanamam. Is going to announce zaten bakın. Bu bir aktif cümle mi, pasif cümle mi? Announce edilecek, duyurulacak. Duyuracak demem, duyurulacak. Süper, pasif. Bu yüzden ne yapıyorum aslında? B'ye atıyorum. D'ye gitti. Ne kaldı elimde? Şimdi A kaldı. E kaldı, bir de C kaldı. Zaman uyumundan da ne yaptım? Bu yüzden C'ye gittim. Soruları çözerken bildiğimiz hiçbir gramer kuralını bir tarafa atmıyoruz arkadaşlar. Her zaman hepsini karıştırıyoruz. Hepsinden faydalanarak çözüyoruz soruları. Var mı birinci soruyla ilgili bir sıkıntımız? Yok, süper. Tamam, o zaman geldik ikinci sorumuza. Obviously, the management that we, the new condition without questioning the consequences. Consequences burada sonuçlar demek. Açıktır ki yönetim bir şeyler tahmin etti. That we kabul edileceğimizi mi, kabul edeceğimizi mi? Bir bakın bakalım. New conditionların biz yapacağız bakın burada. Biz. Öznem belli. Biz bir şey yapıyorsak bu taraf pasif olmaz. Bu tarafta aktive gideceğim. Çok iyi Özlem. Şehmus B dedim. B geldi.
Başka? Betül. Zülkü sen ilk kez katılıyorsun. Doğru muyum? Ay ne olur doğru olayım. Şu an öğrencim katıldı ve onu görmedim olursa inanılmaz üzüleceğim. Oh tamam. O zaman dikkat ediyorum değil mi? Aklımda kalmış kimlerin katılıp katılmadı. Tamam. O zaman şimdi iki de dedik ki B geldi çoğu kişiden. Bakalım. Şimdi hop B demiş oluyorum. İki burçsa neden B dediniz? Obviously açıktır ki yönetim ne yapacakmış? Assume that we will accept. Yeni durumları kabul edeceğimizi tahmin ediyor. Şimdi the management de burada belli. Tahmin eden kişi de belli. Kabul edecek kişi de belli. Bu kişiler belliyse o zaman ben iki tarafta da ne yapacağım? Aktif aktif seçeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğim. Have assumed deseydim geçmişte oldu. Günüme etkisi var. Hayır bunu çıkartamam. Bununla ilgili bir tense ipucum, bir tipim, bir clue'm burada mümkün. Burada bana sağlanmamış. Are accepted dediğinde pasif yapmış. A'da pasif yapmış. C'ye geldiğimde were assumed. Bakın burada hem pasif yapmış hem pasta gitmiş. Olur hiçbir şekilde yok. Buraya geldiğimde tahmin edilecektir diyor. Bir tarafta da kabul edilecektir. Hem zaman olarak burada mantıksız olmuş oluyor hem de ne oluyor aslında? Aslında burada zaman olarak anlamsızlıktan daha çok ikisi de pasif olduğu için burada şak diye eleyebiliyorum bunu. Geldim E'ye. Were accepted. Zaten past. Bir de üstüne pasif. Ama benim aradığım yapı neydi burada? Aktifdi. Onun için E şıkkını elemiş oldum. İki de var mı anlamadığınız aklınıza takılan bir şey? Yok. Süper. Başka? Olan var mı? Bir 5 saniye bekleyeyim. Yok, tamam. O zaman şuradan 5. soruyu atlayalım. C gel. Özlem sen beni mi özlenmişsin? Benim özel ders olan öğrencim. Ha sen değilsin. Acaba o nerede? Olsun artık sen de benim özlenmişsin. Dersime girdiğin için. Şimdi 5'e C geldi. Başka? Pazar günleri çalışılmamın istenmesinden nefret ederim. Dislike. Like ve dislike. Pasive gideceğim. Bakın direkt pasif yapacağım. Diyeceğim ki çalışılmamın istenmesinden nefret ederim. Direkt bu bir pasif ifade. Çünkü diyor ki biz parçalanmış hissediyorum. Ailem ve işim arasında torn, parçalanmış hissediyorum. Bu yüzden de pasif bir yapı bulacağım. C'ye gideceğim. Nazmiye hatta ilk başta da zaten şey söylemişti, Şehnuz söylemişti C diye. I really dislike being asked. Sorulmasından gerçekten nefret ediyorum diyor. Bana böyle bir şey sorulmasından, istenmesinden nefret ediyorum. Çünkü ailem ve işim arasında kalmış oluyorum diyor aslında. Onun için ne yaptım? C'ye gitmiş oldum. Zaten aktif olanları eledim ve burada aslında zaman farklılığından falan da bahsetmiş ama burada bir zaman farklılığı durumu yok. Onun için bunları da elemiş oluyorum. Anlaştık mı? O yüzden being asked sorulmasından nefret ederim. Bu yüzden ne yapmış oldum? C şıkkına gitmiş oldum. Şeyda, Şehmuz. Betül, var mı sıkıntı? İsimlerini gördüklerimi hemen söyledim. Sorulmasından nefret ediyorum. Tamam, süper. Geçtim 6. soruya. The FBI that he knew where the body... Ne diyeceksiniz? Bakın, direkt ne hissediyorum? Buradaki body kendi kendisini gömmez, değil mi? Gömülür.
Bu birazcık kolay mı oldu? Kolay oldu ya bu. Şeyimiz kolay. Hayır, sıfır. Bakın şimdi Neil demiş zaten. Attım. Was Barry. Bakın bunu Buri diye okumam. Barry. Bu ne olur Barry diye okuyun bunu. Barry. İ'yi uzatırım, Y'li hatta birleştiririm. Diyor ki bana FBI vücudun gömüldüğünden şüphelendi. Ben ipucu vermeden önce çözdünüz ya. Olsun. Bence şeydi bu. Kolay oldu. Ben ama ne planlıyorum biliyor musunuz? En zor soruları böyle bir tane testte. Yapıştırayım hepsini. Vereyim size sonra. Buyurunuz diyeyim. Çok iyi fikir bence. Şimdi burada neden E'ye gidiyorum? Zaten new kullanıyorum. O yüzden de ne yapacağım? Suspected. Past kullanıyorum. Was buried, gömüldü. Bu yüzden iki tarafta da aslında ben ne yapmış oluyorum? Past ifadeye gitmiş oluyorum. Ve bu tarafta pasif kullanıyorum. Bu tarafta aktif. Çünkü FBI şüphelendi. Bu kısım o yüzden aktif olmuş oluyor. Var burada bir sıkıntı? Diğer şıkları açıklamamı istiyor musunuz? Bir kişi bile isterse hemen söylesin. Soru net olduğu için kendim açıklamadım. Is suspected dediğimde şu an present'tan bahsederim. Had buried zaman farkı ister, gelecek ister, geçmiş. Bu zaten ilk taraf aktif doğru ama geniş zaman benim geçmişe gitmem lazım. Bu taraf zaten pasif değil. Onun dışında bakalım bunları zaten A'ya açıklamıştım. Tamamdır. O zaman şu kısmı temizleyeyim. Şöyle aşağıya. Yazılar bu arada netliği büyüklüğü iyi mi? Yoksa küçük geliyor mu? Tamam. Biraz küçük. Ben bütün derslerde aynı şeyi kullanıyorum. Puntoyu kullanıyorum. Şimdi mi söyledi küçük olduğunu? Bir dakika şuradan büyütürsem çok mu büyüyecek? Yo. Şu an çok büyük. Ben sevmedim şu an. Şöyle olsa iyi mi? Gönlümüz olsun. İkimizin de ortasını buldum. Tamam, şimdi. O zaman hadi üçüncü soruya bir bakın. Look, the other team must be about to play their substitute because he warmed up at the side of the pitch. Şu ısınıyor diyeceğim. Şu anda ısınıyor diyeceğim. D gel. Sen ilk başta B mi demiştin? Isınıyormuş takımlar çünkü yer değiştirecekler. He is getting warm up at the side of the pitch. Bak, look diyor. Şu an değil mi? Bak, tamam, okay, present. Onun için B yapmış olabilirsiniz ama şöyle gösteriyor. Bakın, look şu an diyor. Bak diyor yani. Şu andan bahsediyor. Şu anda ısınıyor. O yüzden de pitch. Pitch burada saha. Sahada ne yapıyor? Isınıyor diyor. Is getting warm up. Bunun için D'ye gitmiş oluyorum. Has got dediğimde has got warm up sahiplendi. Burada eskiden ısındı falan iki anlama da giderim. Saçma olur. Burada get dediğimde present kullanıyorum ama he gets warm up şu anda olan bir şeyden bahsedeceğim. Tam olarak bu gitti. Zaman farkı olması lazım. Geçmişin geçmişi gitti. Isınacaktır. Bu da gitti. Onun için ne kaldı? Is getting warm up. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Betül anladınız mı şimdi? Tamam. Erhan nasıl gidiyor anlıyor musun genel olarak? Tamam, süper. O zaman 4 değil ya 7'ye geçesim geldi. Hadi bir 7'ye bakın bakalım.
Şimdi doğru cevabı vermeyeceğim. Bir bekliyorum. Şeyhimiz neden de dedin? Peki neden to be'li bir yapı seçtin? Bak, being limited da pasif. Would like to. Doğru. Burada ne var? Would like var. Would like. Yani ne yapıyor aslında? Cümle şundan bahsediyor. Hayvan severler. Hayvanların üstündeki testlerin kısıtlanmasını istemişler. Would like yapısı var. To'yu koydum burada devamında. Ve pasif yapmak için benim neye ihtiyacım var? Be ve fiilin üçüncü haline mi ihtiyacım var? Ve burada da benim ne yapım var? Bir to yapım var. Would like to yapım. Devam ettirdim. Onun için ne gitmiş oldum? D'ye gelmiş oldum. Anlaştık mı? Yani would like being limited demem. Çünkü burada would like'tan sonra bir to yapısı gelir. Bunun için A. Evet, A seçeneği de pasif aslında. Ama to yapısından dolayı A'yı ben eledim. Anlaştık mı? Anlaştık. Aha, tamam. O zaman hadi geldim dörde. Bir daha anlatırım tabii ki. Buradaki would like yapısı, isterler yapısı would like to ile kullanıldığı için benim burada bir to'ya ihtiyacım var. To ve pasif yapıya. Onun için ve zaman farkı olmayan bir yapıya. Çünkü genelden bahsediyorum. To'yu kullandım. Fiilimin en yanın haline, yani be halini kullandım. Ve pasif yaptığım için de fiilin üçüncü haline gitmiş oldum. Anlaştık mı? Aynen öyle. O zaman geldim. Haydi dördüncü soru. Senses ne demek? Nüfus sayımı. Mustafa. Mustafa, seni de hatırladım. Katılmıştın değil mi daha önce? Bence hafızam iyi gayet. Dördüncü soruya haydi. Ne oldu, zorladı mı dördüncü soru? Demem ve cevabım gelmesin. Bir 10 saniye daha bekleyeceğim bunun için. Betül, sen açıklar mısın bu sefer? Neden A dedin? Aynen öyle. Diyor ki aslında eski Romalılara göre neden bahsetmiş burada? Eski Romalılara göre nüfus sayımı şu basit bir şekilde insanları sayma ve işte eyaletlerin değerinden ve insanların sayısından aslında bahsederdi. Bu anlama gelirdi diyor. Ama but today günümüzde bakın o kadar önemli ki direkt olarak but today verdiği için bir zaman farkı var. Onun için hop tense değiştireceksiniz burada. Eskiden bu anlama geliyordu diyemem. Used to gitti. Continuous'la kullanmış. Had been meaning ve geçmişin geçmişi anlamı var. Çeviri olarak ilerlemen de çok güzel ve doğru çevirmişsin. Means zaten olmaz. Bakın. Ay pardon. Şimdi iki tarafta da burada aynı tense vermiş bana. Ama but today diyor. Bu zaten komple benim farklı bir zamanla gitmemin bir ipucu. Onun için bunu da eliyorum. Have put was meant. Şimdi, to the ancient Romans. Antik Romalılara göre nüfus sayımı şu şu demekti. Burası ne oluyor? Aktif oluyor. Ama şimdi ne oluyor aslında? Şimdikinden bahsediyor ve konulur diyor. Bir sürü farklı şekilde kullanımı vardır. Kullanılmak konulur aslında diyor. Onun için bu tarafta ne yapıyorum ben?
pasive gitmiş oluyorum. Yani ilk taraf aktif, ikinci tarafta da pasive gidiyorum. Ve zaman farklı da zaten but today diyerek şurada net daha farklı kalemle belirteyim. Şuradaki but today'den dolayı da aslında dediğim gibi en önemli ipucum şurası değil mi? Yani but today yerine mesela ne diyebilirdi? Now da diyebilirdi. Günümüzde anlamında da kullanabilirdi. Bunun için ilk tarafta past simple'ın aktifini, ikinci tarafta da present'ın ne yaptım? Pasivini kullanmış oldum. Sıkıntımız var mı? Yok. Tamam. O zaman haydi 8'i atladım. Bence 8'i çoktan çözmüşsünüzdür siz. Değil mi? Doğru tahmin ettim. Neden D olmadığını tabii ki bakayım. Neden D olmadığını. Tabii ki tekrar ederim. Had been meaning. O anlama geliyordu. Burada bir öncelik sonralık durumu var. Ve ikinci tarafta da burada put kullanılmış. Bu tarafın pasif olması lazım. Ama bu aktif bir yapı. Ama benim burada bir pasif yapıya ihtiyacım var. Ve bu tarafta da geçmişten bahsetmiş net bir past simple ifadesine ihtiyacım var. Hem net hem de continuous olmayan. Ama burada hem bir continuous'luk durumu var, süreç durumu var yani. Hem de bir öncelik sonralık durumu yok burada. Geçmişte, geçmişin geçmişi gibi bir durum yok. Onun için D şıkkını eledim. Tamam mıdır? Bunu Emel mi sormuştu? Aynen Emel sormuştu. Anlayabildik mi? Rica ederim. Şimdi geldim 8. soruya. 8'i çoktan çözdünüz tabii ben onu açıklarken. E dediniz. Bakıyorum. E geldi. The end of slavery in America. Amerika'daki köleliğin bitişinde ne olmuş? By the passage of 13th Amendment to the US Constitution on 18th December 1865. By demiş direkt. By the passage of. Direkt burada pasive gideceğim. Direkt past simple'a gideceğim. Amendment, değişiklik demek. Metinde yapılan değişiklik başarılı oldu. Pasive gittim. Aynen öyle. Süper. Onun için de E'de hem bakın zaten net tarih var değil mi? Net tarih varsa benim kaçarım var mı? Past simple dışında bir şeyde. Öncelik sonralık da yok burada. Süper Baha. Öncelik sonralık da yok. Onun için diyorum ki net ifade, net tarih, past simple vermiş. E bir de pasif yapmış. O zaman tek bir seçeneğim var. Bakın. Geçmişten günümüze alakası olan bir olay yok. Net tarih vermiş. Komple geçmiş. Geçmiş geçmişte kalmış. E C şıkkı aktif. Süreç bildirmiş. Aktif. Gitti. Başarabilirdi. Gitti. Ama E'ye geldiğimde cuk diye oturuyor aslında. Anlayabildik mi? Tamam, o zaman şöyle geldim aşağıya. 9'u geçtim. Şunları açayım şöyle. Haydi 10. soruya bir bakın. Bir 20 saniye süre vereyim. United Kingdom'a UK süre verilmiş. Denizlerin sahillerini temizlemesi için süre verilmiş, süre verdi demiyor. İlk tarafta ne yapacağım? Pasife gideceğim. Peki bir şey soracağım. Bu günümüz mü, geçmiş mi? Geçmiş. O zaman gitti, gitti. Günümü etkileyen bir şey yok. Gitti. Verdi değil, verildi. Süre verildi. Onun için pasivlikten kaynaklı ilk kısımda A, okey. Bakalım. That it was allowed two more years to bring the area up to the required standard.
İki sene içinde bölgenin standartlar seviyesine getirmesine izin verildi. Yine aslında nasıl bir ifadeye gitmiş oluyorum ben burada? Pasif bir ifadeye mi gidiyorum? Yine ikinci tarafta da bu yüzden pasif yapıyorum. Hem ilk taraf hem ikinci taraf hop ne oluyor aslında ikisi birden pasif oluyor. Bu yüzden de A şıkkına gitmiş oldum. Anlayabildik mi? Bakın zaten ne diyor net tarihine? Şey üstünde dediği gibi. 1995. Var mı sıkıntı? Her türlü past simple olacak. Geçmişteki bir ifadeden bahsediyor. Ve diyor ki izin verildi. Burada verildi, süre verildi. Burada da izin verildi. Yani İngiltere kendi süre vermiyor. Ona süre veriliyor temizlenmesi için. Tamam, anlaşıldı. O zaman geçtim 14'e. Onu tekrar anlatayım Nur. Bir dakika şimdi. 10. soruda İngiltere'ye bir süre verildi diyor. 1995 yılına kadar, anti 1995 yılına kadar sahillerini temizlemesi için süre verildi. Bak verildi dediği için her türlü pasta gitmiş olacağım geçmişe. Onun için ne yapıyorum ben? B'yi, C'yi eliyorum. D olması için de geçmişte olup günümü etkileyen bir şey olması gerekiyor. Ama tamamen bak buradaki ifadelerden de was ifadesinden de anlaşıldığı için her türlü ben nereye gitmiş, ne yapmış oluyorum? Geçmişten günümü etkileyen bir ifade oldu diyemiyorum. Bunun için D'yi de eledim. Şimdi diyeceğim ki temizlenmesine süre verildi. İkinci tarafta da 2 sene daha izin verildi diyeceğim. Verildi. İzni İngiltere vermiyor. İngiltere izin veriliyor. Yani başkası tarafından yapılıyor. Bunun için bir pasif ifadeye gideceğim. İki tarafta pasif olan tek seçenek var. O da A seçeneği. Anlaştık mı? Rica ederim. Şimdi geldim 14. soruya. 14'ün ne dediniz? Hemen bir bakayım şuradan. C, 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 C. Şimdi 14 T C diyenler neden C dedi? Hadi bana açıklasınlar. Tamam, süper. Geçmiş bir zaman var. Hemen gördüğümüz zaman onu. 1974. O zaman ne yapacağım ben burada? Pasta gidiyorum. İlk taraf geçmiş ve pasif, ikinci taraf da aktif. Burada military coup dediği aslında askeri darbe diyor. Siyasi darbe. Was brought down. Yani aslında Portugal hükümeti ne yapılmış? Askeri bir darbeyle ne yapılmış? Brought down. Yerle bir edilmiş, düşürülmüş. Doğukan çok iyi. Yerle bir edilmiş, düşürülmüş. Bakın Portugal government bunu yaptı demiyor. Ona yapıldı diyor. Onun için süreç bildirir mi? Bildirmez. Düşürüyor, yıkıyor. Süreç gitti. Geçmişten günümü etkilemiyor. B şıkkı gitti ki bunlar zaten aktif. D'ye geldim. Yine burada bir present perfect'lik var. Bu da gitti. Bu seçenek zaten ne olmuş oluyor burada aslında? Aktif olmuş oluyor. Onun için bunu da elemiş oldum. Şimdi ne kaldı? C dedik burada. Hemen bakıyorum. A olmaz mı? Şimdi diyeceğiz ki new administration. Yeni yönetim ne yaptı? Recognize the rights of Portuguese. Portekizli Afrikalıların şeylerinin haklarını, the rights, haklarını ne yapacağım? Tanıdı diyeceğim. Tanıdı. O yüzden ilk taraf pasif. Kim söylemişti ilk taraf pasif diye? İlk taraf geçmiş ve pasif. Tamam, Nazmiye söylemişti. Nazmiye'nin dediği gibi ilk tarafta pasif kullanacağım. İkinci tarafta aktif kullanmış olacağım. Şemsu sen de söylemiştin aynen. Anlayabildik mi şimdi neden A olmadığını C olduğunu? Şimdi yerle bir ediliyor, düşürülüyor. Başka birisi tarafından ya da başka bir hükümet tarafından. Bu yüzden ilk tarafta C'ye gidiyorum. Ama ikinci tarafta yönetim haklarını tanıdı diyeceğim. Tanıdı derken
sefer hükümet yapıyor bu tanıma eylemini. Bu yüzden de ikinci tarafta ben aktiflik durumundan bahsedebilirim. Tamam. O zaman nereye gideyim? Geldim 15. soruya. In order to keep his land fertile, a farmer, animal, plant or chemical fertilizers. Bir bakın bakalım. Çiftçi kullanmalı. Ay kolay oldu ya, evet. Genel bir ifade var. Genel bir ifade ise present. Ben de niye böyle kötü hoca gibi kolay ifade, kolay soru çıkınca. Ama siz beni yaptınız böyle. Siz yaptınız. Kolay sorular gelince hocam bu kolaymış falan demeye başladım. Sizin yüzünüzden. Şimdi zorundalık kullanıyorum. Aynen öyle. Onun ve present bir anlam var. Present bir anlam var. Zorundalık var. Aktif bir durum var. Böyle olan tek seçeneğim benim hangisi? Bursa. Kullanılabilir. Pasif. Used to use eskiden kullanırdı. Must be used. Kullanılmalı. Kullanılmak zorunda. Had been used. Burada bir zaman farklılığı var. Geçmişin geçmişi anlamı var. Ama ben genelden bahsedeceğim ve aktif yapacağım. Bunun için ne yaptım? Bursa dedim. Anlayabildim. Anlayabildik mi? Var mı sıkıntı? Tamam. Betül sesi niye çıkmıyor? Tamam. Bakayım aynen. Şimdi. Görmemişsin pardon. Şimdi. Reklamcılık çok eskidir diyor. Örneklerinden bahsetmiş. As far back as ancient Greece. Antik Yunan'a kadar dayanır diyeceğim. Kökü orada bulunur. Kökü oraya kadar dayanır diyeceğim. Dayanabilir. Dayanmış olabilir. Eskiden dayanabilirdi. Biraz kafanızı karıştırayım. Bunlardan hangisi doğru acaba? Betül bir daha göz gezdir. Seamus'tan kopya geldi. Ya fark ettim mi şimdi? Arkadaşlar, E diyeceğim. Antik Yunan'da diyor ki kökü oraya dayanabilir. Yani onlar bulunabilir diyeceğim. Burada bir ihtimallik var. Eskiden bulunurdu. Might be found. Çok düşük olasılık. Burada olasılık var. Şimdi would be found önceden ya da dayanabilir. Have found. Bu zaten ne olmuş oluyor? Aktif olmuş oluyor. Ama diyeceğim ki bulunabilir. Eskilere kadar gidebilir, bulunabilir diyeceğim. Bir can burada beni karşılıyor. Ve criers, where cries shouted out the message about their clients' wares to the public. Bağırdı diyeceğim burada. Bağırdığı yer olan eski Yunanistan'daki advertising'ten bahsediyor. Yani aslında bu sefer siz burada bir çeldiricilik var. Sanki ilk taraf böyle past, ikinci taraf present gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında ikinci taraf olayın nerede, ne zaman gerçekleştiğini bana ipucu veriyor. Yani bu olay şurada oldu diyor. Olan yer eski antik Yunan. Eski olduğu için de ben burada, değil mi Seda? Aslında şimdi oturdun mu? Olay burada gerçekleşiyor aslında. Olay pasta gerçekleşiyor. Ama dayanabilir, bulunabilir ihtimalini bize ilk kısımda veriyor. O yüzden ilk kısım present, ikinci tarafta past kullanıyoruz. Anlaştık mı? Burada da ne yaptık? E demiş olduk. Hangisini seçsem? Anlatayım. Şimdi diyeceğim ki advertising is very old. Reklamcılık çok eskidir diyor. Reklamcılığın örnekleri eski antik Yunanistan'da bulunabilir. Bulunabilir bir ihtimallik ve bir
Hasirlikten bahsediyorum. Where cry shouted out. Buradaki cry illa ağlayan gibi düşünmeyin. Yani böyle derdini, sıkıntısını böyle yüksek sesle dile getiren bir insan gibi düşünün. Bunları, sorunlarını yüksek sesle dile getirdiler, bağırdılar. Onun için ikinci tarafta da aktif kullanacağım ve eski Yunanistan'da olduğu için de ben burada past'a gitmiş olacağım. Bunun için de E seçeneği diyorum. Yani ilk taraf present olacak, pasif olacak. İkinci taraf past olacak ve aktif olacak. Anlaştık mı? Tamam, o zaman 13'e bakalım hadi. Şimdi sürücü properly düzgün bir şekilde göremedi. Çünkü camlar düzgün temizlenmemişti. Camların temizlenmemiş olması sürücünün arabayı kullanmasından ve görememesinden daha önce gerçekleşmiş. Şimdi işte hep o bahsettiğimiz geçmişin geçmişi olayı, yani past perfect'in PPP oldu. Past perfect'in passive halini görmüş olduk mu? Onun için D'ye gidiyorum. Currency. Buradaki kurun anlamı geçmiş kendinden bahsediyor aslında. Göremedi diyor. Through the window. Because it hadn't been cleaned properly. Düzgün temizlenmemişti. Pasif olacak. Adam kendi temizlemiyor. Temizlenmemişti diyeceğim. Ve bu olaydan şurada bir verb ikilik var gibi düşünün. Burası bir past simple tense. Burası bir past simple. Ama burada ne yapmış oluyorum? Öncenin öncesi olduğu için hop şu tarafa gidiyorum. Anlaştık mı? Tamam, o zaman 16. 16'nın şu üst kısmını görebiliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Tamam, çekiyorum bir dakika. On altı. D geldi, B geldi. Ayrıldı diyeceğim. Direkt bir kalıp, bir proposition, bir kalıp. Ailelerinden ayrıldılar. Separate from'la kullanılır. Separate from. Direkt bir kalıptır. Separate from'la kullanıyoruz. Peki, evacuated from bu ne demek biliyor musunuz? Tahliye edildi. Ha, Mustafa süper. Tahliye edildi diyor. Onun için neye gitmiş oluyorum? Separated from'a gitmiş oluyorum. Güzel bir burada proposition'a çıktı karşımıza ama bakın. Were separated. Onlar ayrılmadı. Ayrıldı, tırıldılar. Türkçe çevirince ne kadar garip oluyor bazı pasif kısımlar. Ayrıldı, tırıldılar. Şimdi var burada sıkıntı. Separated with their parents. Aileleriyle ayrıldılar. Ailelerinden ayrıldılar diyeceğim. Onun için D'ye geliyorum. Değil mi Erhan? Saçma oluyor Türkçe bazı pasif şeyleri çevirince. Pasif böyle bir yapı değil mi? Pasif kısmını mı anlamıyorsun? Proposition ha pasif olunca. Yani şey çünkü çok fazla dıt 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 dırıt dıt diyoruz ya böyle yaptı dırıldı falan. Onun için biraz böyle işte ben hak veriyorum size pasif konusunda. Pasif bence zor bir konu öğrenci açısından. Ama işte bol bol tekrar yapmanız gerekiyor ki o şeylere ısınabilirsiniz. Bilesiniz ya da çeviri yaptığınızda mantıklı gelsin. Çünkü Türkçe düşündüğünüzde bazı şeyleri
Türkçe düşündüğünüzde bu sefer çeviri yapınca çok saçma gelebiliyor. Onun için, değil mi? Yani hak veriyorum size pasif konusunda. Böyle bir çeviri yapıyorsunuz. Yani tamam, okey, aktifte zaten sıkıntı yok ama pasife çevirdiğinizde, pasif bir cümleyi Türkçe'ye çevirdiğinizde Allah Allah diyorsunuz. Biz bunu böyle kullanmayız ki. Ama işte kültür farklı, dil farklı. Onun için pasifte böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama şu an anlıyorsunuz, değil mi Mustafa? Sen söylemiştin özellikle. Zor zor hak veriyorum size. Yani hiç şey diyemem ya, bu konuyu nasıl yapamıyorsunuz diyemem ama zor bir konu. Doğrusunuz yani. Ay, proposition, şey, daha bir şey söyleyeyim mi? Propositionlar İngilizce'nin en kötü konusu. Bak, pasif zor bir konu ama proposition böyle gerçekten yani lanet bir konu. Çünkü neden? Şimdi in oluyor, et mesela, in atıyorum. İşte şundan önce kullanacağız, et saatte kullanacağız, onu günden önce, tamam okey, bazı şeyler var, kalıplar. Ama propositionların o listesini siz ezberleseniz bile, ki ben bu arada hep ezber yönteminden kaçırtırım öğrencilerimi, grup öğrencilerimi falan, kullandırırım speaking içinde ki öyle otursun. Ama ezber, bir yerde sınav için falan ezber yapmanız gerekiyor ki o bence lanet bir şey yani, o ezber olayı. Hadi onun ezberini yaptınız diyelim, propositionda tat bir soru görüyorsunuz. Aa, bir bakıyorsunuz bu da istisna. Yani şey, böyle bir açıklaması yok mesela proposition'ın. Bazen bir şey diyorsunuz işte angry at mesela. Bir şeye kızgın olmak. Soruyor öğrenci işte angry about niye değil. Bunun hakkında kızgın olmak. Angry at diye kullanılıyor çünkü oraya da. Mesela bir şeyle ilgilenmek, ilgili olmak. Interested at kullanılmaz. Interested indir o, sabit. Interested with diyesi gelir öğrencinin. Interested with, ile diyesi gelir. Ama interested in'dir sabit bir şekilde o kullanım. Yani. Anlamdan işte yanlış çıkıyor maalesef. Çünkü az önceki örnekte olduğu gibi mesela bir şeyle ilgilenmek. Her zaman insanın şunu diyesi geliyor. Interested with'tir kesin. Interested with. Kesindir diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz öyle değil ama. Onun için proposition'ın en lanet konu olduğunu ben de aynı şekilde savunuyorum. Bir de countable, uncountable'lar. Onlar herkese göre bir değişiyor zaten. İngilizce öğrenmek zor mu? Ya daha şöyle söyleyeyim. İngilizce gramer öğrenmek çok kolay. Bence çok kolay. Ama aksan geliştirmek, pronunciation dediğimiz telaffuz olayını geliştirmek, bunlar gerçekten zor. Yani şu anlamda zor. Dinleme yapmazsanız, kendinizi taklit etmezseniz, dili seveceğiniz bir şeyden ziyade bir ödev formunda, bir sınav formatında ilerlemeniz gereken bir alan gibi görürseniz zor gelir. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben mesela lise zamanına kadar gramer öğrenmeyi reddetmiş bir öğrenciydim. Çünkü okuldaki verilen gramer eğitimi her zaman ezber olan bir eğitimdi ve ben bu yüzden almak istememiştim. Ben konuşma kısmı ile ilgilenmeyi çok istemiştim. Onun üstüne düşmüştüm. Yani ben konuşma kısmına çok odaklanıp ondan sonrasında o kelimeler nasıl yazılıyor, gramer neymiş, o şekilde öğrendim. Öyle öğrenmeseydim emin olun ben İngilizceden nefret ederdim. Çünkü sizi çok iyi anlıyorum. Yani 12-13 sene boyunca aynı şekilde saçma sapan bir ezbere yönteme gramer verilmesini çok seviyor. Bazı insanlar, bazı hocalarımız. Bunun için ben reddetmiştim zamanında gramerle İngilizce öğrenmeyi. İyi ki de öyle yapmışım. Ben konuşarak İngilizce öğrendim. Gramer bunun sonrasında zaten olan bir şey oldu. Yani aa dedim, ben zaten bunu konuşuyorum. Demek ki bu bunun yazılı haliymiş ya dedim. Mesela hiç unutmam. Ne zamandı? Ortaokuldaydı. 7. sınıftaydı. Hoca beautiful kelimesini yazmamızı istedi. Ben beautiful'u 80 tane cümle kurarım sana orada. Ama ben o kelimeyi nasıl yazacağımı açıp bakmıştım. Aa, demek ki böyle yazılıyormuş demiştim. E ne oldu? Bir ay çalıştım sonra o kısımları da. Oturdu bende. Ama tam tersini yazsaydım ben dili sevmezdim. Şimdi çok konuştum. Mesajlarınıza bir bakayım. Herhangi bir yerden Rümeysa yayınlanıyor. YouTube'da sınav kampından izleyebilirsin. Ondan önceki videolarıma da bakabilirsin. Özlem, teşekkür ederim telaffuz konusunda. Çok tatlısın.
Ben tamamen ne yaptım? Kendi kendime dizi, film izleyerek, taklit ederek yaptığım bir şeyler. Yani şöyle mesela bir atıyorum How I Met Your Mother ya da Friends gibi bir diziyi açıp böyle dinlerdim. Sonra durdururdum. Atıyorum şey diyecek. What about you? Senden ne haber diye bir hemen söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi'nden mezunum ben. Şimdi What about you? Mesela. Senden ne haber demek. What about you? Ama bunu mesela what about you diye duymazsınız. Bunu hiçbir şekilde bu şekilde yani böyle duyamazsınız bir dizide, bir yabancı, bir yerde. Çünkü bu ezber okulda verilen bir kalıptır. Bunun normalde duyacağınız şey what about you? What about you? Işıklıdır İngilizce böyle. What about you? Yuvarlarız, oynarız dille. Böyle bir dildir. Ama işte gramerle ya da ezbere bir yöntemle öğrenmeye çalıştığınızda bunu bu şekilde telaffuz etmiyorsunuz. Gerçekten orada what about you diye telaffuz ediyorsunuz ve sonrasında bir yabancı dizi izlediğinizde şu oluyor. Aa görüyorsunuz alt yazıyı sonra diyorsunuz ki ben aslında bu kelimeyi biliyorum ama neden sadece söylendiğinde anlamıyorum. İşte çünkü orada what about you denmiyor. What about you deniyor. Teşekkür ederim Şeyh Nuz. Ya gerçekten bu sizin de yapabileceğiniz bir şey ama ben şunu kesinlikle öneriyorum. Bir dizi izlerken taklit, lütfen taklit edin. Öyle bir faydasını göreceksiniz ki şok olacaksınız. Durdurup durdurup bakın. Mesela atıyorum bundan daha öncesinde de ben bahsetmişimdir. Writing derken, speaking derken yani sonunda ing'i olan şeyleri bir dizi izlemeye başlayın. Görmeyeceksiniz. N harfinde kesilir o. Writing değildir o. Writing'dir. Speaking değildir. Speaking'dir. How I Met Your Mother'ın ilk bölümüne bakın. How I Met Your Mother. Sadece Mother. İlk 5 saniyesi, ilk 5 dakikasına bakın. Dediğim her şeyi göreceksiniz. Bütün kullanımları nasıl günlük ifadeye uygun. Mary'i izlemedim. Mary'e bir bakayım. Ya da mesela Give Me'den dini göreceksiniz. Bu aslında gim midir? Let mi denmediğini göreceksiniz. Bu aslında le midir? Going to denmediğini göreceksiniz. Bu aslında gonna'dır günlük konuşma dilinde. Bunları fark edeceksiniz. Bunların eğer telaffuzunu siz de yaparsanız göreceksiniz ki dil öğrenimi aslında böyle sıkıcı bir şey değil, keyifli bir şey. Aktif önerdiğim o kadar çok dizi vardı ki benim. Zilan şeye bakar mısın? Sınav kampında YouTube'da Yağmur Hoca'yla İngilizce dizi film izleyerek nasıl öğrenilir diye bir video çektim. Bir 40-45 dakika anlattım orada. Böyle dizileri, YouTube kanallarını, filmleri, belgeselleri ayırdım. Oradan bakabilirsin. Konu konu falan da ayırdım. Şu an aktif pasif konusuna geçiş yaptık. Ne yapmalıyım sizce? Ya ben şunu öneriyorum. Önünü alıp böyle deli gibi test çözmek yerine kendi kendine gerçekten günlük konuşmana katacağın cümleler oluşturmanı istiyorum. Lost ya evet mesela öyle çok güzel yapmış biliyor musunuz? Lost da çok güzel bu arada İngilizcesi. Çok ben de beğenirim Lost'un İngilizcesini. Ben neyle öğrenmiştim? Ben Vampir Günlükleri izleyerek öğrendim. İşte burada önemli olan şu. Neyi en çok seveceğinizi düşünüyorsanız size X kişisi şunu izle der, bunu izle der. Siz en çok neden keyif alacaksınız? Onu seçin. Lost onlara doğru kötü gitti, doğru. Yani Doctor Who izleyebilirsiniz. Bakın Doctor Who kesinlikle. İngilizce filmler ben çok önermiyorum film izlemenizi. Hemen ondan da bahsedeyim. Film izlemek yerine dizi izlersiniz. Sizin için daha faydalı olur. Çünkü dizilerde özellikle bu Friends gibi, How I Met Your Mother gibi günlük konuşmaların kullanıldığı dizilerde 10 sezon falan aynı kullanımları görüyorsunuz aslında. Bunun için filmdense diziye yönelin. Film izliyorsunuz 1,5 saati bitiyor. Günde en fazla kaç kelime? Ya ezberi şöyle yapmayın. Yani oturup ezberlemeyin ya da ay bir şeyler sakın yazmayın. 5 kez, 10 kez lütfen. Mesela atıyorum ne diyeyim beautiful kelimesi yazarken şu oluyor 20 kez yazacağım diyorsanız siz onu yazarken yazılışıyla telaffuz ediyorsunuz. Beautiful, beautiful diye 20 kez siz onu telaffuz edince telaffuz yanlış oturuyor sizde. Aynen öyle. Mesela şöyle yapmanızı ben istiyorum. Bir
kelime defteri oluşturduğunuzda bunları genellikle hep İngilizce oluşturmaya çalışın. Ve daha sonrasında çok bakın şöyle yapın. Sınıfa gittiniz, okula gittiniz, bir dil kursuna, bir yere gittiniz. Açın kelime defterinizi. Gitmeden önce şunu yapın. Deyin ki atıyorum sizin öğrenmeniz gereken 20 tane kelime var bir hafta içinde. Siz kendinize şunu deyin. Ben bugün bu 20 kelimeden 5 tanesini seçeceğim ve derste hocamla konuşurken cümle içinde kullanacağım. Ama doğru ama yanlış. Hatta tercihim yanlış kullanmanız. Yanlış kullanın. Onun üstünde hoca desin ki aa bak bu böyle olmaz. Emin olun daha çok aklınızda kalır. Ben mesela özellikle öğrencilerime yanlış yaptırıyorum. Bilerek tuzağa düşürüyorum. Akıllarında kalsın gibi. Aynen öyle. Çok fazla yüklenmeyin kendinize. Deyin ki ben bugün bu 5 tane kelimeyi konuşmamın arasına katacağım. Bunu yaparsanız gerçekten göreceksin. Ben hep bakın bu şekilde öğrendim. Hep böyle yaptım yani. Onun için çok fazla faydasını gördüm. Rica ederim. Ne demek? Şimdi haydi devam edelim o zaman 17. sorumuzdan. Bir bakın bakalım 17'ye ne diyeceksiniz? Ya bu da direkt şey biliyor musunuz? Yani ezbere gıcık bir şey. Provided sağlamak with ile kullanılır. Provided with something. Birilerine bir şey sağlamak, provided with, temin etmek, sağlamak direkt olarak with de kullanılıyor. Direkt olarak kullanımı with'tir. Ve evde mesela en çok aksan çalışması yapmanız gereken seslerden bir tanesi şu TH sound. Çünkü bunu with diye çıkartıyor öğrenci. F diye çıkartınca yanlış. Bakın şimdi. F sesini çıkartırken şu an herkes böyle evde bir yapsın. F sesini çıkartırken üst dudağınız gıdıklanır, karıncalanır. Ama with sesini çıkartırken dilinizi alt üst dişlerinizin arasına yerleştirirsiniz ve burada bir peltek ses çıkartırsınız. Burada pelteksiniz. Ama with derken ya da bath derken eğer üst dudağınız karıncalanıyorsa o zaman F sesi çıkartıyorsunuzdur ve yanlış yapıyorsunuzdur. Bu ayrıma dikkat edin ve evde bunlara çalışın. Bath, with, thank you ya da mesela they. Peltek, peltek olacağız. Böyle dilimizi koyacağız alt üst dişimizin arasına. T diyeceğiz aslında ama o peltek çıkacak. With, which değildir. With, with de değil bakın. With. Bunu deneyin. Bunu herkes der ki day, day diye okursunuz. Ama bunu day diye okuduğunuzda gün olan day demiş oluyorsunuz aslında. Burada da bakın bir pelteklik vardır. They, they. With'teki sesi çıkartırım. They. Bunları evde çalışın. Bakın ben hocam siz bunları nasıl öğrendiniz? Ben bunların hepsini dediğim gibi taklit yaparak öğrendim. Çok fazla izledim, çok fazla dinledim, çok fazla taklit yaptım. Müzik dinlediğimde yanına şunu yazdım her zaman. Liriksine baktım YouTube'tan. Kişi sanatçı orada şarkıyı söylerken üstüne ben söyledim. Aksan çalışması yaptım o şekilde. Anlaştık mı? Deneyecek misiniz bunları? Ne olur deneyin ya. Gerçekten çok fazla faydasını göreceksiniz. Bana bütün öğrencilerim diyor ki deneyeceğiz diyorlar. Kurumdaki öğrencilerim. Sonra denemiyorlar. Sonra ben onları kızınca ben kötü oluyorum. Lütfen deneyin. Gerçekten çok fazla faydasını göreceksiniz. Betül harikasın. Şimdi bakın geldim. Yine şak diye kural olan bir ifade. Bir şeye dayanmak. Aynen öyle. Erhan çok iyi. Based on. Onla kullanılır. Bir şeye dayanmak. Bir şeye dayanmak. Rely on, based on. Güvenmek mesela. Count neydir? On'dur. Count on'la kullanırım bunu da. Süper şey. Geçtim şimdi. O zaman 19'a. Hadi 19'a 20'yi de yapalım. Sonra bitirelim. Benim sesim kısıldı birazcık. İpucu vereyim mi? Ay vermeyeceğim. Bir. Perfect. Çok iyi. Continuous mu var? Yoksa direkt present perfect mi var?
Heh, present perfect. Ne diyor? Bakın, 4 weeks now. Böyle bir ifade şu anda, 4 weeks now, 4 haftadan beri diyor aslında. 4 haftadır. O zaman geçmişi etkiliyor. Şimdi ben şuradayım. Bu benim 4. haftam. 4 hafta öncesinde başlamış. Ben hala bu 4 hafta içindeyim. Bu süreci neyle ifade edebilirim? Present perfect ile ifade edebilirim. O yüzden de ne yaptım? B'ye geçmiş oldum. Have been exposed. Maruz kaldı diyor. Local residents. Yerli yaşayanlar. Onun içinde ne yaptım? Yerliler. Maruz kaldı. Ama onlar maruz bırakmıyor kendilerini. Onlar maruz bırakılıyor. Bu yüzden de Bursa demiş oluyorum. Anlaştık mı? Var mı bir sorun? Anlaştık. O zaman haydi geldim 20. soruma. Hangisini seçeyim? Şunu seçeyim. Bence güzel bir şey seçtim. For a long time. Ya daha zor seçeceğim. Şimdi minik kuşlar, bakın. For a long time, uzun bir süredir diyor. Yani aslında geçmiş işin içinde var. Uzun bir süredir, o zaman günümüz de işin içinde var. Şöyle düşünün. Uzun bir süredir İngilizce öğreniyorum. Yani siz bu İngilizce öğreniminize geçmişte başladınız bir süre öncesinde. Ama siz hala aslında İngilizce öğreniyorsunuz. Şöyle yapın bakın. Bir şeyleri anlamakta zorlandığınızda kendinizden örnekler verin. Dili yaşatarak öğrenmeye çalışın bu şekilde. Kendinizden örnek verdikçe o örneklerin hepsi aklınızda kalacak. For a long time. O zaman bu tarafın present perfect olmak dışında başka bir kurtuluşu yok. Nerede var bir tek? Burada var değil mi? I'm sure, eminim ki ya da I think. Bunların hepsini ne yapıyordum ben aslında? Bir feature'a gitmiş oluyordum. Senin hediyenden çok memnun olacaktır. Eminim ki çok memnun olacaktır. Çünkü uzun zamandır istediği bir şey. Yani geçmişten günümüze hala istediği bir şey. Ve I'm sure, I guess, I think. Bunların hepsi Betül'ün dediği gibi kişinin kendisiyle ilgili düşündüğü, emin olduğu, tahmin ettiği durumları biz feature'la veriyoruz. Ve senin, yani karşı tarafın vereceği hediyeden dolayı memnun olacağı, sevineceği için de bunu kendi yapmıyor. Karşı taraf onu çok böyle yükseltiyor, mutlu ediyor. Bu yüzden de bu tarafta ben pasif kullanmış oluyorum. Ama ikinci tarafta çok uzun bir süredir beklediği bir hediyeydi diyor. Bu yüzden de ikinci tarafta aktif ama present perfect continuous kullanmış oluyorum. Anlaştık mı? İlk tarafı anlamadın. Diyeceğiz ki I'm sure, I think, I guess gibi ifadelerde biz ne yapıyoruz aslında? Bir feature'a gidiyoruz ve memnun olmuş olacaktır. Senin hediyenden memnun olacaktır diyeceğim. Şimdi will thrill dediğimde burası aktif. Ama hediyesinden memnun olacak. Evet, ama o hediye başka bir insan tarafından veriliyor. Yani başka bir dış etken tarafından sen hoşnut bırakılıyorsun. Bu yüzden de ilk tarafta ben pasif kullanacağım. Ve hoşnut bırakılmış olacaksın demem. Onun için bu gitti. Bu C şıkkı aktif gitti. B şıkkında geçmişin geçmişi bir durum var. Bu gitti. A şıkkında ilk tarafı aktif. Bu yüzden eledim. Nereye gelmiş oldum? D'ye gelmiş oldum. Bugünlük bu kadar. Bugünlük de bitirdik. Ya teşekkür ederim. Anlaştık mı? Anlayabildiniz mi? Paylaşım durdurdum. Rica ederim. Ne demek? Yok bir sıkıntı. Tamam. Ay çok sevindim. Süper. Rica ederim. Hoşça kalın. Instagram'da takip etmeyenler Yağmur Hoca İngilizce. Bekliyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Verimli geçtiğine çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Rümeysa. Hoşça kalın. Umarım bir sonraki dersinizde çeviri yaparız. Çünkü çevirileri çok sevdiğimi biliyorsunuz, değil mi?
Olur, tamam. O zaman kapatıyorum arkadaşlar. Instagram Yağmur Hoca İngilizce. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. YouTube'dan da diğer derslerime bakabilirsiniz kaçırdığınız derslere. Kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.